Hadi abi. Şimdi hani deriz ya bazen bizden bir haber. Bugün ilk kez Olay TV'de yayına çıktık. Sabah 7 haberleriyle Gökhan Kayış'la yayına hayatına başladık. Şu anda Türk medyası ki kampa ayrılmış, kendi siperlerinden ateş ediyor. Kim bu Olay TV? Sadece habere odaklanan, habercilerin buluştuğu bir yer. Biz her haberi verebileceğiz mi? Her haberi verebiliriz. Sansürlemeden. Sansürlemeden, yani, kimisi saklamadan. Kimisi kızdıracak, kimisi muhalefeti kızdıracak, gene de vereceğiz. Haberse vereceğiz. Bir sloganımız olacak. Haberse olay verir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ne yaptık aslında? Habercilik anlayışımızla ve yaptığımız yayınlarla bir takım mahfile rahatsız ettik. Haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktık. Ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yerleri rahatsız etti. Göster bakayım şu penguenin. CNN'i mi hatırlattın? Bunu bir yere koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Ya hayır, biliyorum. Değil mi? Olay TV ile ilgili. Ne düşünüyorsun? Ülkemizde normal yollardan televizyon aldın, yayına girdin, işte hemen Rütük'ten lisans aldın, yayına başlayamıyorsun. Öyle olmuyor işler, öyle yürümüyor. Şafak, sen Olay TV'de program müdürüyüm. Olay gelsin. Çok yoğun çalışıyorsun değil mi? Gündem yoğun olunca size de tabii. Çünkü mesela işte bir televizyon açtın diyelim sıfırdan, lisans almaya çalışıyorsun. Rütük gündemini almıyor. Yıllarca bekliyorsun lisansın çıktı, ha çıkacak, benim lisansım ne olacak diye. Onun için mevcut lisansı olan bir televizyon üzerinden yürümeyi tercih ediyor. Bu sektöre yatırım yapmak ya karar veren iş insanları. Ne yapıyorsun? Beni mi çekiyorsun? Evet. Ben seninle bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, çalışıyorum ben de. Beraber çalışıyoruz. Aynen öyle, çalışıyoruz. Olay TV'de dolayısıyla öyle oldu. Hüseyin Köksal, Cavit Çağlar'la zaten aile dostu. Hazır böyle bir televizyon var, ben bu televizyona yatırım yapayım. Buradan işte özgür, bağımsız yayıncılık yapılsın diye düşündü. Bir iş insanı olarak bu sektöre yatırımcı olmak istedi. Bu sürecin benzerini yaşamıştık. Beklenen bir süreçti. Fakat anlaşılan Cavit Çağlar bir zaman sonra biraz çekindi Olay TV'nin yayın politikasından. Hani bağımsız haberler yapılmasından, hem nalına hem mırına gidilmesinden, HDP'nin de grup toplantısının verilmesinden biraz çekindi anlaşılan. Ve dedi ki Cavit Çağlar, ben çok baskı altındayım, beni ne olur salın gideyim, beni bırakın gideyim. Ben çok heyecanlıyım. Bu bizim duruşumuzun ne olduğunu gösteriyor. Her şey olacağına varır tabii. Süreç inanılmaz. 23 günde kapanan ilk televizyonumuz. Belki de son olacağız. Dünya tarihinde bir ilk. Oluyor böyle şeyler ya. Önemli olan bu dönemde işsiz kalmamak. Bunu sadece düşünüyorum. İşsiz kalmamayı. Olay TV'nin lisansı kendisinin üzerine olduğu için televizyonun lisansını alıp gitmeye karar verdi. İşin özeti bu. Demek ki biz doğru yerde duruyoruz. Kararımız ne kadar netmiş ki halen kararımızdan vazgeçmiyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Ama biz de zaten mücadele ederek bazı şeylerin sonucunu alabildiğimizi öğrendik. Parçası olmaktan memnun musun? Ne düşünüyorsun? Gurur duyuyorum, evet. Gazetecilik ve habercilik yapmaktan gurur duyuyorum. Yani Hürriyet satıldığında o kadar çok ağladım ki şu anda yeteri kadar gözyaşım kalmadı. Oluyor hayat. Bir iş insanı bu sektöre yatırım yapmak istiyor. Hazır lisansı olan bir televizyon tanıdığı başka bir iş adamıyla ortaklık üzerinden bunu yapmak istiyor ama işte Cavit Çağlar, yani ortaklık yapmak istediği iş insanı da bir zaman sonra yılıyor işten. Ve bu işin bir parçası olmak istemiyor. Hürriyet satıldığında Hürriyet'te miydin? Hürriyet'teydim. Hatay'daydım. Zeytinli operasyonunun sonrasıydı. Ne oldu? Ya bir daha hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünmüştüm ya. Dünya başıma yıkılmıştı. Haber yapmak suç olmamalı. Biz zaten kötü bir şey yapmıyoruz. Haber neyse onu sunuyoruz. Evim yıkılmış gibi hissettim ama böyle direnmeye devam edeceğiz. Daha önce de yaptık. Yine mücadele edeceğiz. Yine istediğimiz yayını yapacağız. Özgür ve bağımsız olarak insanlara haber alma özgürlüğünü, iyi programlar, tarafsız, yansız programlar izletme özgürlüğünü yaşatacağız. Bunun için buradayız. Keyfimiz yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Herhalde orada da direniyorduk. Burada da inandığımız şeylerin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ben buraya çok inanıyorum. Adı da Elma Armut da olabilir. Hiç fark etmez. Çok inanıyorum. Burada olmaktan çok daha fazla mutluyum. Dolayısıyla 30 Kasım'da başlayan Olay TV'nin yayıncılık macerası 25 Aralık'ta son buluyor. Bu kadar uğraştın, didindin, çok yoruldun. Evet, yani. Yorulduk. Ama hepimiz yorulduk. Sen de yorulmadın mı? Ha, yorulduk, ne yapalım? Merakla bekliyoruz yeni katılımcısı. Aynen devam mı? Aynen devam. Hiç merak etme. Sabahın köründe buradayım. Sen bana kızmaya devam edeceksin. Ama ben sabah 6'da buradayım. İşimin başındayım. Çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için. Ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim, evet. Süleyman Soylu.